geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Özge Uzer geliyor. Özge Hanım, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız Özge Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Star tişörtünüzle geldiniz. Evet, kendimce bir kendi tarzımı yansıtmak istedim. Böyle bir, benim bir çocuksu tarzım vardır. Onu da kendi kıyafetime bu yarışmada da yansıtmaya çalıştım. Gayet elimden geldiğince. Olmuş. Gayet güzel olmuş. Efendim, sizi biraz tanıyalım. Tabii, 1990 Bursa doğumluyum. Liseye kadar Bursa'da yaşadım. Sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme bölümünü kazandım. 2013 yılında ODTÜ işletmeden mezun oldum. Sonrasında ikişer sene iki farklı şirkette satış görevinde çalıştım, kurumsal şirketlerde. Sonrasında karar verdim. Dedim ki satış bana göre değil. Ben kendi restoranımı açacağım. Daha doğrusu ilk kafamda hani restoran açma planıyla çıkmadım. Kendime bir yol bulacağım dedim. Hayat bir şekilde uygun koşulları sağladı. Balat'ta bir restoran açtım. Gerçekten güzel bir enerjisi vardı ama şu an devrediyoruz. Hayatımda, İstediğiniz gibi gitmedi mi? İstediğimiz gibi gitmedi demeyelim. Üç ortaktık biz. Üçümüzün de şu an başka planları var. Planlarımız uyuşmadı diyelim. Sizinki ne mesela şu andaki planınız? Açıkçası ben şöyle restoran işini sevdim. Çok keyifli bir iş. Ama ikisinin mesela startup konusunda da biraz deneyimim olsun istiyorum. Kendi kendime bir iş yapabilir miyim? Acaba hani öyle bir yol çizebilir miyim diye düşünüyorum. Bakalım deneyeceğim ya. Hayat bence denemeye değer. Böyle kendinize değişik opsiyonlar bulmalısınız diye düşünüyorum ben. Kiminle beraber geldiniz efendim? İki arkadaşımla birlikte geldim. Onlar ODTÜ'den arkadaşlarım. Buyurun. Merhaba, Elif ben. Özge'nin üniversiteden arkadaşıyım. Aynı bölümdeniz. Yaklaşık 9 senedir de birlikteyiz. Özge'ye güveniyorum. Umarım bildiği yerden gelir. Bilemediği yerde de iç sesini dinlemesini öneriyorum. Çünkü sağduyusuna güveniyorum onun. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Siz de arkadaşsınız. Ben de Özge'nin ODTÜ'den arkadaşıyım. İsmim Dilşat. Özge aramızda hep en cesur olanımızdı her konuda. Burada da cesaretini sergileyerek güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Dilediği meblağı alıp dönecektir inşallah. İnşallah efendim. Özge Hanım, kuralları biliyorsunuz. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. İlk iki soruda dikkatli oluyoruz efendim. 15 saniye sürelik sorularımız. Son kararım demeyi unutmayalım. Tamamdır. Yarışmamız başlıyor. Kötü şeyler söyleme, iyi şeyler söyle anlamındaki deyim hangisidir? A. Kulağını iyi aç. B. Avucunu geniş aç. C. Ağzını hayra aç. D. Gözünü dört aç. C. Ağzını hayra aç. Eminim son kararım. İnanır mısınız efendim ağzınızdan çıkan kelimelerin bir şekilde gerçekleşebileceğine? İnanırım. Ya ben karmaya ve hani bir noktada enerjiye inanırım. Pozitif enerji verirseniz o size geri döner, ona inanırım. Onun için hani olabildiğince negatif şeyleri çok konuşmamaya da çalışırım kendi hayatımda. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bulunduğunuz yerde indi bindi 1 lira yazıyorsa hangisinin içindesiniz demektir? A. Metrobüs. B. Hızlı tren. C. Transatlantik. D. Minibüs. D. Minibüs. Eminim son kararım. Tebrikler, 1000 lira kazandınız, ilk aşama geçtiniz. Sıradaki sorumuz 3. soru efendim. Gelsin lütfen. Domates, salatalık ve biberlerin küçük küçük doğranmasıyla yapılan soğanlı salataya ne ad verilir? A. Manav salatası. B. Çoban salatası. C. Marangoz salatası. D. Bakkal salatası. B.
Çoban salatası. Eminim son kararım. Sizin restoranınızda da vardır herhalde çoban salatası, yok mu? Yoktu. Bizim restoranımız biraz daha farklı bir restorandı. Füzyon mutfağı yapıyorduk biz. Tam füzyon da demeyelim ama hani olabildiğince gelen müşterilerimize farklı lezzetler tattırma yoluyla çıktık. Gerçekten de yaptık. Menüler değiştirdik. İlkbahar menümüz vardı, kış menümüz vardı. Hepsinde farklı yemeklerimiz vardı. Hani sıradan diyebileceğiniz bir yer değildi açıkçası. Pekala, sıra geldi. 3000 lira değerindeki dördüncü sorumuz efendim. Spiker'den oyun, set ve maç Djokovic'in sözünü duyuyorsanız hangi spora ait bir karşılaşma sona ermiş demektir? A. Boks. B. Bilardo. C. Tenis. D. Voleybol. Seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Seyirciye sormak istiyorum. Pekala. Sevgili seyirciler, spikerden oyun, set ve maç Djokovic'in sözünü duyuyorsanız hangi spora ait bir karşılaşma sona ermiş demektir? A. Boks. B. Bilardo. C. Tenis. D. Voleybol. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %42'si C şıkkı tenis demiş. Ben de seyircilere güveniyorum. C şıkkı tenis demek istiyorum. Efendim son kararınız. Eminim son karar. Sıra geldi 5. soruya. 5000 lira değerinde. Kendi adını taşıyan Yeşilçam filmlerinde söylediği şarkıda "Barım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı" diyen masal kahramanı kimdir? A. Nasreddin Hoca. B. Alaaddin. C. Ali Baba. D. Keloğlan. D. Keloğlan. Eminim. Son karar. Geldik 6. soruya. Geliyor. Golden Gate Köprüsü'nden geçerken Alcatraz adasındaki ünlü eski hapishaneyi görüyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi şehrindesinizdir? A. San Francisco. B. New York. C. Washington. D. Boston. Açıkçası risk alabilirim ama korkuyorum bir taraftan. Onun için telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki jokerleri tanıyoruz. Umut Bayram, Can Tahta, Barış Özsipici. Kimi arayalım? Umut Bayram. Umut Bayram kimdir efendim? Umut Bayram benim arkadaşım. Restoran sayesinde, restoran vesilesiyle tanıştığım bir insan. Kendisi de koç işletme mezunu ama aynı zamanda çok da gezen bir arkadaşımız. Onun için güveniyorum ona bu konuda. Arayalım efendim Umut Bey'i. Umut Bey iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Kim Milyoner Olmak İster programından arıyoruz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Hazırsanız sorunuz gelecek. 30 saniyede süreniz olacak. Tabii, buyurun. Buyurun. Golden Gate Köprüsü'nden geçerken Alcatraz Adası'ndaki ünlü eski hapishaneyi görüyorsanız ABD'nin hangi şehrindesinizdir? San Francisco, New York, Washington, Boston. San Francisco. Okeydir. Teşekkürler Umut. İyi akşamlar, başarılar. İyi akşamlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Aslında düşündüğüm cevabı söyledi ama içimdeki o sesi dinleyemedim ben. San Francisco. San Francisco. Eminim son kararım.
Evet. Yarı yarıya jokerimiz kaldı sadece. Geldik ikinci baraj sorusuna. Evet. Bunu bilirseniz çift cevap joker hakkı kazanacaksınız. 15 bin lirayı da garantileyeceksiniz. Sorumuz sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek efendim. Dinlediğiniz Macar dansı No 5 adlı müziğin bestecisi kimdir? A. Brahms, B. Grieg, C. Vivaldi, D. Beethoven. Açıkçası bir fikrim yok. Yalan söylemek istemiyorum. Müzik konusunda klasik müzik gelmesinden çok korkuyordum ve o geldi. %50 joker... yarı yarıya joker hakkımı kullanmak yarı yarıya istiyorum. Yarı joker hakkınızı kullanmak evet. İstediniz. Biz de iki tane yanlış cevabı eliyoruz efendim. A. Brahms, B. Grieg. B. Grieg diyorum. Emin olmadan söylüyorum ama eminim ve son karar. Ya üzdü. Evet üzdü. Sizi buradan 1.000 lirayla uğurlayacağız efendim. Evet. Sağlık olsun. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. Buyurun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evet, Kim Milyoner Olmak İster bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.